be! Yeter! Çık dışarı! Nefis adamsın sen be! Yemin ediyorum, teessüf ederim hocam. Yakıştı mı sana? Şahan Gökbakar, çekimleri devam eden Recep İvedik 5 filmini anlattı. Film çekeceğimiz kompleks oradaydı. Şimdi birinci haftasını bitirdik. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Aksi düşünen var mı? Ve ünlü komedyeni ikinci kez babalık heyecanı sardı. İnşallah ikinci çocuğumuzu da sağlıkla kucağımıza alalım. Sen Karahambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karahambar. Değilim, ne olacak? O zaman o kuru fasulyeden yiyemem. Neden? Çünkü sadece tesisimizin üyeleri imkanlarımızdan faydalanabilir. Ben imkandan faydalanmıyorum ki arkadaşım. Kuru fasulye yiyeceğim ya. İyi ya zaten, tesisin üyelerine tanıdığı en büyük ayrıcalık kuru fasulye. Allah Allah, ben böyle tesis görmedim ha. Değerli izleyenler, artık hasret bitiyor. Aylardır üzerinde çalıştığı Recep İvedik 5 için sıcacık bir görüntü geldi Şahan'dan. Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda sizlerle beraber olacağım. Birebir can vaka atacağız. Güzel can eğleneceğiz. Akıllı olun, adam olun, asabımız var lan. Efendi olun lan. Konuş bulalım. 2016 yılını çalışmakla, koşturmakla geçiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, hani şu son haftalarda değişik tiplemelerle karşımıza çıkıyordu ya. Gün ortasından hepinize merhaba, ben Şule Zeybek. Geyimi zirvesi için Çin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin'le görüştü. Arkadaşlar! Biraz sessiz olabilir misiniz lütfen? Ana haber sunuyorum burada. Hep bu tiplemelerin bir reklam filminin ön çalışması olduğu söyleniyordu. Şehir efsanesi hakkında artık net bilgi, işte bu basın toplantısının sonucunda belli oldu ve gerçek bilgiye dönüştü. Faizleri, maizleri hepsini hesapladım, size de anlatırım ben bir şeyden. Yaptım hesabımı. Hesaplı adam Şahan, bir bankanın reklam yüzü oldu. Reklam filmleri geliyor. Ancak daha da merakla beklenen Recep İvedik 5'in bir bölümünün çekimleri tamamlanmış. Birinci haftasını bitirdik. Bugün... yolculuğumuz var. Diğer geri kalan 4 haftasını çekmek için şehir dışına çıkıyoruz. Ondan sonra bitmesine yakın zaten tekrar görüşürüz sizle. Otururuz sete... anlatırız. Metin abi, bu arkadaşın da durumu yok. Buna da bir tane temiz pepi kıyafet yapalım da. Bu da boynu bir kalmasın gariban. Tabii canım, giydiririz ya. Başım sunayı. Kıyamet gibi elbise var yeğenim. Merak etme, ben ısmarlıyorum. Hakan ilk maaşımı verdi 200 yeteli. Vay, 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 vay. 10 numara bir ceket olmuş. Sağlıktan giyinesi kardeşim. Abi kumaş çok iyiydi. Acaba biraz fazla mı iddialı diyorum he? Recep İvedik demek iddia demek. Büyük bir iddia ile geliyor Recep İvedik 5. Senin bir Şubat olayın var yani. Evet, ben ilk filmden beri hep Şubat. Benim ayım. Şubat'ta giriyorum. Valla öyle denk geldi. Bir de tabii doğal olarak takvimimiz de ona göre. Yani Şubat işte Mart civarı bütün o koşuşturması bitiyor. Sonra yeniden senaryo yazımı, çekimi filan Ekim'i Kasım'ı buluyor. Tekrar Şubat'a yetişebiliyoruz dolayısıyla. Şubat 2017'ye kadar sabırla bekleyeceğiz. Sabreden derviş muradına erermiş. Instagram'dan da zaten Recep İvedik 5'in setinden işte bu görüntüyle yüreklere su serpti ünlü komedyen. Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda sizlerle beraber olacağım. Birebir can vaka atacağız. Instagram demişken 1 milyonun üzerinde takipçisi olan Şahan Gökbakar 90'lı yıllarda Hülya Avşar'la başlayan Türkiye'de jön yok tartışmasına Şahan Gökbakar Instagram sayfasından başka bir boyut kazandırdı. Bakar mısınız paylaşımına? Türkiye'nin en ünlü jönünün seçildiği bir anketi kendi tarzında değiştirerek 6 numaraya Recep İvedik koymuş Şahan. Instagram'dan paylaşım yaptım. Sizin jönünüz kim? Evet. Birinci belli, ikinci kim gibi de alta not düştü esasında. Evet abi, ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Aksi düşünen var mı? Ben böyle görüyorum. Neden Şahan yok, Recep orada diye soruyor muhabirler. Ya öyle bir espri yapayım diye işte bir gazete öyle bir şey yapmış. Jön arayışı. Yani ben dedim boşuna aramayın jönü. Şu an burada sona da koydum zaten. Recep İvedik'le ilgili hayranlar serinin 5. filmini bekliyor. Ancak sıkı durun. 6. filmin bile senaryosu hazırmış. Şahan Bey, şimdi 5'teyiz. Bakalım gittiği yere kadar hep böyle diyor. Senaryolar var mı? Var. Birkaç tane daha var. Yani 6.sı da belli. Ama
bakalım ne kadar isterse izleyicilerimiz bizi görmek, biz de o peki kadar. Abi. Öyleyse Recep İvedik 5'ten biraz tüyolar alalım. Örneğin Recep İvedik 1 Antalya ve civarında çekilmişti. Recep İvedik 5 de Antalya civarında çekiliyormuş. Hikayenin hiçbir bağlantısı yok, sadece oradaki yani film çekeceğimiz kompleks oradaydı. O yüzden başka bir şehirde olabilirdi. Yani filmde öyle değil. İsteyince oluyor sözü, Şahan Gökbakar'ın hayatında süreklilik arz eden bir mesele. Çok sevilen Recep İvedik'ten 5 film çekmek hayaliydi. Bir hayali daha gerçek oluyor Şahan'ın. Çok güzel oldu. İstediğimiz bir şeydi aslında. Hani hep istiyorduk. Çok daha da fazla istiyoruz. Olursa artık eşimle hani... Brad Pitt, Angelina Jolie gibi. Evet, ya o kadar olmasa da yine de ben mesela 4 çocuk çok isterim yani. Hani imkan olur, zaman olur, hayat el verirse neden olmasın? Evet, ikinci kez baba olacak ünlü oyuncu. Değerli eşi Selin Gökbakar'la dünyalar güzeli bir çocuğa sahip olan ünlü komedyen Deniz Efe'ye kardeş geliyor diye çok mutlu. İkinci bebeğimiz de evet geliyor şimdi. 3-3,5 aylık şu anda. Maşallah. Cinsiyet belli olmadı. Beşinci ama aldım. Yani bir ay içinde falan belli olacak. Bir erkek çocuğu var. Acaba kız mı istersiniz diye ilk klasik soru geliyor. Vay, oğlum oldu, bir de kızım olursa ne güzel olur. İki erkek olursa o da güzel olur. Sağlıklı olsun, en güzeli o. 35 yaşındaki ünlü komedyen babalık konusunda deneyimli olduğunu söyledi. Kızlar şanlar. Artık ikinci bebekte tecrübeli bir baba oluyorsun. Tabii zaten. Tabii. Ben zaten ilkinde de acayip topa girdim yani, öyle bir... tipik babalar gibi böyle kenara çekil, şokunu yaşa falan, ya ben direkt hani... Geceleri sağlardı. Aynen sağlardı, alt değiştir, biberonla işte anne sütünü ver filan. Çok da sevdim öyle bir hayatı. İnşallah böyle devam eder. Milyonları güldüren komik adam baba olduğunda herkesten gizli bir şekilde bir köşede ağlamış. Keşke daha erken baba olsaydım diyorsun. Yani öyle bir garip bir sevgi. Bir de böyle bakıyorsun, bir böyle bakarken gözün doluveriyor filan, öyle bir duygusallık geliyor. Bilmiyorum. Ben de böyle etkiler yarattı. Ama hoşuma da gitti yani. Güzel etkiler. Vaktimin büyük çoğunluğunu işte onunla geçirmek istiyorum. Oyunlar oynuyorum. Sakin, güzel anlar yaşıyorum. Böyle bir mutluluk oldu hayatımda. İnşallah ikinci çocuğumuzu da sağlıkla kucağımıza alalım. İnşallah. Ondan sonra yolumuza bakalım. Hem yeniden baba olmanın telaşı, hem de film çekimleri yoğunluğu, bir de üstüne gelen reklam filmi çekimleri kilo vermesine neden olmuş. Kaç kilo verdiniz toplamda? Şu ana kadar yani tam bilmiyorum rakamını ama herhalde bir 10 kilonun üzerinde vermişimdir. 10-12 kilo arası vermişimdir. Çocuktan ötürü mü, sporla mı? Yok, hiçbir şey de yapmıyorum aslında. Birazcık böyle geceleri 7'den sonra yemek yemeyi bıraktım. Bir de gazlı içecekleri bıraktım. Dolayısıyla da otomatikman zaten kendinden gidiyor yani.